YouTube videolarını yapmış olduğunuz yorumlar için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve YouTube'da çok fazla soru geliyor. Bu soruları arkadaşlarımız toparladı ve bana burada tek tek soracaklar. Ve ben sizin sormuş olduğunuz sorulara, YouTube videolarındaki yorumlar kısmına sormuş olduğunuz sorulara tek tek yanıt veriyor olacağım. Sermaye konusu aslında başlangıç için birçok kişi için biliyorum önemli. Fakat şöyle bir şey var. Mesela senin cebinde 100 lira vardır. Dersin ki ben 100 liraya Trendyol'da satış yapabilir miyim? Kimisi der ki yaparsın, başka birisi der ki yapamazsın. Şimdi neye göre yaparsın, neye göre yapamazsın? Bu çok önemli. İlk olarak satacağın ürünün mutlaka alım değerinin belli olması gerekiyor. Yani alım değerinden kastım nedir? Sadece ürünün alış fiyatı değil, ödeyeceğin kargo ücreti veya diğer lojistik maliyetleri, bunun hepsini alt alta koyup toplamış olman gerekiyor. Ve vergi, özellikle vergi konusu. Vergi konusuna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunları alt alta topladığında bir ürünün maliyeti diyelim ki 20 TL. Şimdi senin cebinde de 100 lira var. Sen 100 liraya baktığın zaman basit bir matematikle 5 tane ürün alabiliyorsun ve 5 tane ürünü satabiliyorsun. Bu senin Trendyol'da e-ticaret için başlangıç sermayen olabilir. Amazon dediğin zaman, Amazon çok daha farklı bir platform sonuçta. Uluslararası bir platform. Amerika'ya, Kanada'ya, Japonya'ya, Meksika'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, dünyanın her yerine satış yapabildiğin bir platform. Burada senin farklı giderlerin de olacaktır. Örnek veriyorum, biz dropshipping için ne yapıyoruz? Yazılım kullanıyoruz. Bu yazılımların aylık maliyetleri var. İşte 20 dolar, 25 dolar aylık ücretler ödüyorsun minimum. Ki bu rakam yukarıya doğru çıkabiliyor. Eğer dropshipping yapıyorsan. Ve sattığın ürünün parasını Amazon'dan hemen alamıyorsun. İlk yeni başladığın zaman işte bir 20 gün, 30 gün bir süre bekliyorsun. Daha sonra müşterilere ürünler teslim oldukça ödeme vadeleri 14 günde bire düşüyor. Dolayısıyla senin bunu mutlaka finanse edebilmen gerekiyor. O yüzden Amazon'da sermaye başlangıç rakamı diye bir rakam yok bana göre. Yani şöyle söyleyeyim, cebinde 200 doları olan, 300 doları olan bile dropshipping'e bugün başlayabilir. Nasıl başlar? İşte yazılıma, X yazılımını kullandın, ayda 30 dolar para veriyorsun. Sonra ürünleri listeledin ve satış geldi. Diyelim ki gelen satış gelen ürünlerin alım maliyetleri senin sermayeni doldurdu. 200 dolar sermayen var, doldu. Ne yaparsın? Mağazanı tatil alırsın. Satışlar gerçekleşti, sen ürünleri müşterine gönderdin. Amazon sana 20 gün sonra, 30 gün sonra ödeme yaptı. Paranı aldın, cebine koydun. Ondan sonra mağazanı tatilden yine çıkartırsın. Senin 200 dolarlık sermayen ne oldu? 300 dolara çıktı ve 300 dolarla devam edersin. O yüzden sermaye konusu bana göre tamamen senin gücünle alakalı bir şey. Yani 200 dolar da olur, 500 dolar da olur, 1000 dolar da olur. Ama gerçekten sağlıklı bir şekilde dropshipping için söylüyorum, Amazon dropshipping için söylüyorum. Sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bence minimum 1000 dolar gerekiyor. 1000 dolarla başlamak gerekiyor. Trendyol tabii ki şirket kurmadan yapamıyorsun satış. Türkiye'de bir şirketin olması gerekiyor. Şahıs şirketi kurmak, yani tam rakamları bilmiyorum ama 1000 liradan fazla değildir. 1000 liraya bir şahıs şirketi kurabilirsin. Bir mali müşavirle çalışmak zorundasın. Bu da aylık nereden baksan bir 500 lira, 600 lira bir mali müşavir gideri demek. Yani bu giderleri bilmek gerekiyor. Bu giderlerin haricinde ürün maliyeti, az önce bahsettiğim gibi senin ürünü satın aldığın tutar çok önemli. Bu tutara göre de Trendyol'da başlangıç sermayesi bana göre işte 1000 lira, 2000 lira bariyeri olabilir. Minimum, ama minimum. Ne kadar yüksek olsa o kadar şanslısın, o kadar çok satış yaparsın, öyle söyleyeyim. Diğer pazar yerleri için de yine Trendyol'da benzer mantık olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de yaşıyorsunuz, Amerika'da değilsiniz, örnek veriyorum. Türkiye'de yaşadığınız için de diyorsunuz ki ben Amerika'da satış yapacağım, Amerika'da para kazanacağım. Benim Türkiye'de şirket kurmama gerek yok diyebilirsiniz. Aslında yanlış ilk baktığınız zaman. Neden yanlış? Çünkü sen bugün Türkiye'de ticaret yapıyorsan eğer, yani Türkiye'de yaşıyorsan eğer, parayı nerede harcayacaksın baktığın zaman? Türkiye'de harcayacaksın, değil mi? Yani yoksa benim Türkiye'de bir ticaret girişimi yapıp Amerika'da para kazanıyorsam, Amazon Amerika'da mal satıp para kazanıyorsam ve parayı Amerika'da tutuyorsam, Türkiye'ye sokmuyorsam benim o parayı kazanmamın bir esprisi yok. Sonuçta ben o parayı Türkiye'ye getirmem gerekiyor ve Türkiye'de harcamam gerekiyor. Eğitim harcaması, sağlık harcaması, kira harcaması, yaşamak için de harcamam gerekiyor bu parayı. Kasama koymam gerekiyor. Şimdi yasal olarak aslında baktığınız zaman yurt dışında elde edilen bir gelirin Türkiye'ye sokulabilmesi için bir fatura karşılığı olması gerekiyor. Yani ben buradan bir fatura yurt dışına keseceğim ki bana yurt dışından para gelecek. Bu hizmet faturası ya da mal faturasıdır. Şimdi hizmet faturalarında şöyle bir sıkıntı var. Benim Amazon satıcılarında bazı satıcılarda gördüğüm bir durum bu. Hizmet alımı gibi gösterip işte yurt dışına diyor ki Amazon'a e-ticaret danışmanlık hizmeti verdim. Faturayı alan Amazon hizmet faturası kesiyor.
para geliyor, vergisini ödüyor, işi bitiriyor. Çok yanlış. Çünkü mali denetimlerde, ki denetimlere kesin girersiniz bunu yaparsanız eğer, mali denetimlerde o hizmetin sözleşmesine kadar her şeyi kontrol ediyorlar. Sizin elinizde sözleşme yok, sizin elinizde bir kanıt yok, siz hizmet vermiyorsunuz oraya. Dolayısıyla başınız belaya girer. Dolayısıyla bizim mal satışı yapmamız gerekiyor. Eğer ben, tabii bu çok çeşitli, eğer ben ürünü Türkiye'de buluyorsam, şu bilekliği Türkiye'de toptancıda aldım, gittim Amerika'da sattım. Dolayısıyla toptancıdan alırken benim Türkiye'deki şirketime fatura kestirmem lazım kendi adıma. Ne oldu? Tuer bir tane bileklik aldı. Tuer'in şirketine kesildi fatura. Sonra Tuer'in şirketi, diyelim ki Amerika'da benim şirketim yok, Türkiye'de şirketim var, Amazon'a bu malı sattı. Fatura kesti. Ne kadara sattı? Tuer bunu 1 dolara aldı, 2 dolara Amerika'ya sattı. Dolayısıyla Amerika'dan da 2 dolar geldiği zaman devlet diyecek ki maliye, tamam bu çocuk 1 dolara bunu almış, 2 dolara satmış, 1 dolar kar etmiş. Diğer giderleri saymıyorum. Onları zaten şirketinize geri fatura ettirebiliyorsunuz. İş tamamen böyle dönüyor. Diyelim ki siz hiç Türkiye'den mal almıyorsunuz. Çin'den alıyorsunuz, Amerika'ya satıyorsunuz. Türkiye'li hiçbir işiniz yok. Ama Türkiye'de yaşıyorum. Yani Türkiye'ye para sokmam gerekiyor benim. Ne yapacağım bu durumda? Şimdi iki tane çözüm var. Birinci çözüm, Türkiye'deki şirketim Çin'den ürün alıyorum diyelim ki, ya da Amerika'dan ya da Kanada, herhangi bir ülkeden ürün alıyorum. Aldığım ürünü Türkiye'deki şirketime fatura ettiririm. Dolayısıyla bunu ben stoğuma giren mal diye işletirim muhasebecime. Stoğuma bunu işletirim. Sonra ben Amerika'dan aldığım ürünü stoğuma işlettim, Kanada'ya satacağım. Kanada'ya sattıktan sonra da Kanadalı müşterinin adına Türkiye'den fatura keserim. Ya bu faturanın illa o müşteriye gitmesi gerekmiyor. Benim onu muhasebeleştirmem gerekiyor. KDV'siz fatura kesiyorum. KDV sıfır. Sonuçta ben orada bir ticaret yapıyorum. Ama Türkiye'den mal gitmiyor. Dolayısıyla burada, ki bu konuları bu arada mali müşavirinle mutlaka konuşman gerekiyor. Mali müşavir en iyi yönlendirme yapan kişidir. Ki bizim de tüm işlemlerimizi mali müşavir yapıyor. Bu şekilde vergisini ödemek gerekiyor ki Türkiye'ye parayı sokabilelim. Şimdi diğer bir yöntem de şu. Ki bu da benim sıklıkla uyguladığım bir yöntemdir. Ben mesela dropshipping yapıyorsam veya uluslararası, yani Çin'den alıp Amerika'da satıyorsam, Türkiye'den göndermiyorsam ürünü, farklı bir ülkeden alıp farklı bir ülkeye gönderiyorsam, kesinlikle Türkiye'deki şirketimi bulaştırmıyorum o işe. Neden? Çünkü neden bulaştırayım, neden ekstra vergi ödeyeyim ki? Ne gerek var? Onun yerine Amerika'da şirket kuruyorum. Amerika'da şirketim var. Ki Amerika'da şirket kurmak çok zor değil. İnanılmaz kolay. 24 saatte kurabiliyorsun. Ki bununla ilgili benim videom da var zaten, izleyebilirler. Şirketini kurduktan sonra sen Çin'den aldığın ürünü Amerika şirketine fatura ettiriyorsun. Ve Amazon parayı, yani satışı yaptıktan sonra parayı senin Amerika şirketine yatırıyor. Amerika şirketinin kasasında o para duruyor. Ben dropshipping yaptığım için bunu yapıyorum. FBA yaptığım, yani Amazon depolarına göndererek Türkiye'den satın alıp da Amerika'ya sattığım ürünleri ise Amerika'ya fatura ediyorum ve Türkiye'den fatura ediyorum ve o para Türkiye'ye geliyor. Belli bir noktadan sonra şöyle bir şey oluşuyor zaten. Sen Türkiye'den gönderdiğin ürünlerden zaten kasana para koyuyorsun, Türkiye'ye para zaten alıyorsun. Dropshipping'de ekstra bir işin olduğu için Türkiye'ye vergisini ödemiyorsun. Amerika şirketi kurarak Amerika'ya bu vergiyi ödüyorsun. Dolayısıyla orada bir vergiden tasarruf etmiş oluyorsun. Ve mal alımı yaparken, farklı bir ülkeden bir mal alırken Türkiye'den para göndermiyorsun da Amerika şirketinin kasasındaki parayı kullanıyorsun. Bu da bir avantaj. Dolayısıyla bu şekilde yasal çerçeve oturtulabiliyor ve Amerika'da, Kuzey Amerika'da belli bir limitten sonra şirket kurmak gerekiyor. Çünkü Amazon bizim adımıza KDV topluyor müşteriden. Diyor ki sen diyor her ay 50 bin dolar para kazanıyorsun ve artık burada bir şirket kurman gerekiyor. Ve kurduğun şirkete istinaden de ben senin adına vergi toplayacağım, KDV, ve bu KDV'yi Amerika devletine ödeyeceğim diyor Amazon. Eğer bunu yapmazsanız belli bir süre sonra başınız belaya girebiliyor. O yüzden mutlaka iyi bir ticaret yapıyorsanız, 10 bin dolar bir üzeri cironuz varsa aylık, Amerika'da şirket kurun ve özellikle Türkiye'den yollamadığınız, farklı bir ülkeden farklı bir ülkeye yolladığınız ürünlerde Türkiye şirketinizi karıştırmadan Amerika şirketinize bu ticareti yapın. Sadece Türkiye'den yolladığınız ürünleri Türk şirketinizle bu işlemi yapın, ama her halükarda şirket gerekiyor. Ha, başlangıç için, yani sıfır noktasına başladım. Ben öğrenciyim. Amazon'da satış yapacağım. Ya zaten bütçem kısıtlı. 300-500 dolar param var. Bir de şirket kurup iyice bütçemi kısıtlamak istemiyorum. Yapabilirsiniz, sıkıntı yok. Çünkü başlangıç aşamasında bunları herkes bu şekilde yapıyor. Şirket kurmadan başlıyor. Belli bir hacme kadar ulaştırıyor. Ama o 10 bin dolar seviyesine geldiği zaman şirket kuruyor insanlar. Çünkü daha sürdürülebilir bir iş haline gelmesi gerekiyor. Ama başlangıç için belli bir rakama kadar işi öğrenme devresinde şirket kurmanız çok şart değil. Ama belli bir noktadan sonra mutlaka şirket kurmanız gerekiyor. Ama
yurt dışından Türkiye'ye, yani Amerika'dan Türkiye'ye 1 dolar dahi getiriyorsanız, başlangıç seviyesi dahi olsanız Türkiye'de şirketiniz olmalı. Bu çok önemli çünkü Türkiye'nin bu konuda yasaları çok açık ve net. Vergi kanunları diyor ki 1 liralık satış bile bir kazançtır. Sen 1 liralık satış yapıyorsan da mutlaka bunun vergisini bana ödemelisin diyor devlet. Beyan etmelisin diyor. Ve burada elektronik gümrük beyannameleri düzenlemek çok önemli ki mali müşavir bunu sana yönlendirir nasıl yapacağını. Bu elektronik gümrük beyannamelerini düzenleyerek ürünleri Türkiye'den gönderiyorsun. Bu konular hep mali müşavirlerin konusu olduğu için ben böyle yüzeysel aslında bir bilgi vermek istedim. Detaylı konuları mali müşavir zaten çok iyi bir şekilde aktaracaktır. Diyelim ki başka ülkeden aldığınız ürünleri Amerika'da sattınız ve Amerika şirketinizin Amerika hesabında, banka hesabında para birikti. 20 bin dolar, 30 bin dolar para birikti. Siz Türkiye'den çok fazla ürün göndermiyorsunuz. O parayı bir şekilde çekmeniz gerekiyor. Benim önerim şu. Bir kere Türkiye'den gönderecek bir iş modeli de yapın mutlaka. Mutlaka yapın. Yani bir ürünü Türkiye'den Amerika'ya satın. Bunu yapın ve gerekiyorsa mal satış bedelini, fatura bedelini fazla kesin. Yani ben bu ürünü 1 dolara aldım, 2 dolara satıyorsam birim maliyetini 10 dolar yazayım faturada. Çünkü Amerika'dan benim alacağım olsun ki bana para gelsin orada. Bu da yapılabilir. Bunda hiçbir mahsur yok. Sonuçta siz onu fatura ediyorsunuz. Ha? Yasal. Tabii yasal. Yani hiçbir sakıncası yok. Sonuçta bu ürünün fiyatını kaça sattınız kimseyi ilgilendirmez. Yeter ki zarar etmeyin. Yani 1 dolara aldığım malı 1 dolara satıyorsam bu yasal değil. Ama 1 dolara aldığım malı 100 dolara satıyorsam, 100 dolara fatura ediyorsam ve para geliyorsa o zaman hiçbir problem olmaz. Ki bu en güzel yöntemdir. Ama yine de diyorum mali müşavire danışmadan iş yapmayın. Sonuçta bu işler uzmanlık gerektiren işler. Biz kendi hani satışlarımızdan yaptığımız deneyimle bunu aktarıyoruz. Doğrudur, yanlıştır. Mutlaka bunu sağlaması bir mali müşavirle yapılmalı. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Yazılım kullanmam gerekiyor mu yoksa manuel bir dropshipping iş modeli mi yapmam gerekir? Şimdi bu sorunun tabii bana göre birden fazla cevabı var. Çünkü nasıl iş yaptığına bağlı. Ya örnek veriyorum sen diyorsun ki ben ne satacağımı biliyorum. 5 tane ürün var. Bu 5 tane ürün Kanada'da çok satıyor. Ve ben bunun toptancısını, tedarikçisini biliyorum. Yani işte AliExpress'ten alacağım, müşterinin adresine kargolatacağım. Ya da Amazon Amerika'da bu ürünler zaten satılıyor. Orada siparişi geçeceğim, Kanadalı müşterinin adresine kargolatacağım. Ya o zaman senin yazılıma ihtiyacın yok. Sonuçta envanterin dar. Ve ne satacağını biliyorsun, ne yapacağını biliyorsun. Ki bence en güzel iş modeli. Yani ürün belli, ne kadar sattığın belli. Tedarikçin belli, tedarikçiyi tanıyorsun, deneyimlemişsin, eminsin. Manuel bir şekilde yapılan iş sürdürülebilirdir. Neden? Çünkü sen satıcıya şunu da söyleyebilirsin, az ürün olduğu için. Ya buna benim slipimi koy. Slipten kastım nedir? Sipariş geldiğinde satıcı panelinde her satış için bir Amazon slip verir, packing slip verir, paket slipi. Bu slipi paket içerisine koyduğunuz zaman ve bu şekilde satış yaptığınızda ne oluyor? Amazon diyor ki tamam diyor tam benim istediğim şekilde bir dropshipping yapıyorsun diyor. Yani sen ürüne hakimsin, ürünü kontrol altında tutuyorsun ve ürün stoğundadır diyor. Tam Amazon istediği bir iş modeli. Ama yazılım kullandığı ne oluyor? Yazılım kullandığı iş tamamen bir otomasyona dönüyor. Tamamen bir otomatiğe dönüyor. Bu bir dezavantaj yazılımın. Ama avantajı nedir yazılımın? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne satacağım bilmiyorum. Param var. Cebimde 500 dolar, 1000 dolar neyse bir param var. Kategori bilmiyorum. Yine emin değilim. Ya o ürünü satsam acaba başım belaya girer mi onu da bilmiyorum. Hep yine soru işareti. Yazılımlar bunların hepsini yapıyor. Yazılım ne yapıyor? Diyor ki sana bak diyor Tuer diyor. Bu ürün diyor. Bu kategoride bu ürün diyor. İşte günde şu kadar satıyor. Tescilli marka değil. Bunu satmanda hiçbir sakınca yok. Bu ürünü ben senin adına da sipariş edebilirim diyor. Yani sen alıcı hesabını da oraya bağlıyorsun. Yazılımların hemen hemen hepsi bunu yapıyor bu arada. Bağlıyorsun. Sipariş senin adına veriyor, müşteriye senin adına gönderiyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece gelen iadeleri kontrol ediyorsun ki iade yöntemi de çok basit. O da ayrı bir sorunun cevabıdır aslında. Yine Amazon Amerika'dan aldığın için iade etiketini Amerika'dan alıp Kanadalı müşteriye gönderiyorsun. Orada sistem yine örtüşmüş oluyor. Hiçbir sakınca olmuyor. Dolayısıyla yazılım kullanmak yüzlerce, binlerce ürün envanterini yönetmek için biçilmiş kaptan. Çok kolay, çok verimli oluyor. O yüzden benim önerim eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız evet yazılım kullanın. Ama çok acele etmeyin. Adım adım minik minik adımlarla bu işe başlayın. Çok fazla birdenbire ürün listelemeyin. Manuel yapacaksanız da mutlaka satıcılarla yani sizin ürünü aldığınız ürün kaynaklarıyla iletişime geçin ki o sizin paketinizin içerisinde packing slip'inizi yerleştirsin ve gayet legal bir şekilde ticaret yapın. O yüzden bu sorunun cevabı evet hem yazılım hem yazılımsız ama tamamen sizin iş modelinizle alakalı bir durum.
Ha, para hangisine daha çok kazanılır diye de soracak olursanız da şöyle söyleyeyim. Bana göre yazılımla yapılan dropshipping daha çok para kazandırıyor. Çünkü sen orada çok fazla ürün listeleyebiliyorsun. Birden fazla ürünü, yüzlerce, binlerce ürünü saniyeler içerisinde listeleyebiliyorsun. Hızlı bir şekilde trademark, yani tescilli marka taratması yapıyorsun. Hızlı bir şekilde satan ürünleri mağazama ekle, satmayanları ekleme diyebiliyorsun. O yüzden onun bir avantajı var. Ve dolayısıyla para akışı, ciro yazılımla biraz daha hızlı olabiliyor. Dediğim gibi tamamen sizin iş modelinize bağlı bu. Ama ben mesela yazılımla yaptığım dropshipping mağazam da var. Yazılım kullanmadan ne satacağını bildiğim 3-5 tane ürün olan mağazam da var. İkisi de farklı tabii ki bir para kazandırıyor. Ha, az ürün, yani ne satacağımı biliyorsam daha çok kâr ettiriyor. O ayrı bir konu. Ciro düşük ama kârlık yüksek oluyor. Diğerinde de ciro yüksek, kârlık daha düşük oluyor. %10'lar, %12'ler seviyesinde geziyor. O yüzden tercih tamamen size kalmış. Evet, bugün yanıtladığım sorular bu kadar. Devam edecek bir sürü sorumuz var. Ekip arkadaşlarımız YouTube'da yapmış olduğunuz video yorumlarındaki sorulara tek tek işliyor, tek tek okuyor, onları tek tek not ediyor ve bana getiriyor. Ben de bu soruları derleyip her hafta YouTube kanalımda size cevaplıyor olacağım. O yüzden hem bu videonun altına yorumlarda sorular sormayı unutmayın, hem de diğer videolarda da yine yorumlar bölümüne o videoyla alakalı sorularınızı sormayı unutmayın. Ben hepsini burada size tek tek cevaplıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.